So let me start with the presentation. And before I kick into the presentation, first of all, again, thank you for having me here. And I also want to thank a person who's not in this round. It's a gentleman who is also very known in Turkey. His name is Solmaz Altın. And why do I thank Solmaz? Because, you know, Allianz X is around since 2013. And Solmaz was the person who brought me to Allianz in 2017. And all the things that I will be telling you today about Allianz X, what we have achieved, where we have gotten to, and how we've built up the reputation in the market, is a strategy that we had defined together with Solmaz and then really started executing with Solmaz. So although he's not in this round, also a big thank you to Solmaz. I hope that his ears are now belling and he knows that we're talking about him in a good way. So having said that, let's jump on the next slide, and I will talk in headlines. And when I talk in headlines, you know, later on, if you have questions for the details, just let me know. As I was saying, you know, Allianz X is around since 2013, and in 2017, I joined Allianz, and we have changed the strategy. And changing the strategy meant the following. First of all, we have given us four strategic guiding frameworks. And those frameworks were, first of all, we said, if we do invest, we only want to invest into sustainable financial and strategic investments. So that means investment should be diversified and the investments must deliver an attractive financial return, despite a potential operational cooperation that we can build with the companies. The second thing that we said is we want to have a controlled risk environment. So we changed the strategy to say we focus on late stage companies. And we focus on proven business and market models. And I'll come to that later, why we have changed the strategy. The third thing is we said, you know, if we do invest, we wanna have a short-term impact time on our core business. So we only invest into companies when we have an operating entity, a global line with us who says, yes, this is a company where we do see a lot of approaches how we can work together. And the fourth approach that we have followed was a one team approach. And the one team approach goes back to the operating entities we have. And maybe for all those colleagues who are not from Allianz, an operating entity is, for instance, Allianz Turkey. And the global line is an entity like Euler Hermes that operates across the globe. So we said, you know, we wanna have a one team approach. That means we wanna collaborate with our colleagues from the operating entities and the global lines while we invest into that company. And our investment focus, as I was saying, we changed it. We said we're going to focus on growth stage and on IPOs, and we will not go into the seed early. And one thing I want to highlight here is the following. You know, we coined something that we said the Death Valley, and the Death Valley are all those, you know, startups, early companies that go out and don't immediately look for a link to a partner that can bring the scale. So if you are a company that doesn't look for the scale, we always say that's something, you know, that we would put into a Death Valley approach. So all the guys who are now talking to Allianz, I would say, you know, you're definitely not in that area, because something that you will see later on when your company grows, you need to have a partner that can help you with the scale. So having said that, if we go on the next page, Khan. We said, you know, we want to be the building link or the link between the digital companies and Allianz. Allianz is a fantastic company. It's a great company. But as with all the big corporates, it can become a dragon with many hats. And if you don't have a touch point into this organization, you might at some point get lost. So what we said is we as Allianz X, we want to be the connecting party of our companies together to the Allianz entities, because although we start maybe with one OE or with one global line cooperating, many times you have the opportunity to spill it over what you've built and what you've developed to other, I'm just seeing a chat that the slides are can't be seen, Khan. It might be about your view. I think currently we have the page for everyone else. Can you minimize the chat? Because right now I'm seeing it. Okay. No, because I just said, okay, now, because there was a chat coming in from a colleague saying, oh, he can't see the slides. Okay, yeah. Okay. This is what I also checked. Okay, perfect. So let's continue. Sorry for the interruption. As I was saying, you know, sometimes you start working with one entity, but those topics that you develop and that you can build up are always scalable. That's what we focus on. And you can bring it over to other entities. So you can start in Germany,
develop a solution that you can roll over to Turkey, to France, to Italy. So, and we said, you know, to do that, we should be the connecting part, because otherwise, as I was saying, it might be that you lose the leverage of scale and that, you know, companies get lost. So this is what we said we should be doing. Along our journey, while we were investing and partnering, we also received a new mandate, and the new mandate was do not only invest, but also acquire companies. Acquire companies that can open up for Allianz new opportunities of revenue streams that we don't have access to yet, and also build up a new business line around these companies that we acquire. So that was the last evolution that we had. If we go on the next slide, this is basically showing what we're doing. And this is a lot of Allianz language, I know. So for all the colleagues who are here in this presentation and who do not know those languages, please let me know and I'll get into the details. So what we mean with Nucleus, exactly what I was saying. So we do acquire companies, and we have done two acquisitions since we received the mandate. We acquired a Leeds company called Finanzen.de. It's the market leader in Germany for life and health leads. And we acquired a company called Control Expert, which is doing claims management, claims handling on a fully digital basis. They are also a market leader in Germany, operate in 18 countries, and also work together with Allianz in manifold countries. And what we'll be doing now with these companies, we use them as a core, and we will acquire adjacent companies to those companies and grow the business organically and inorganically. And we will acquire, but also invest into other companies along the lines of our digital investment mandate. If we go to the next slide. And this is where you can see what our framework is and where we are operating. So we are headquartered in Munich and we operate just out of Munich, but our investments are basically located across the globe. We have investments in the US, we have investments in Canada, in Europe, in Asia, and our companies in Africa. And our companies do really operate globally, and we want to increase this footprint. So in my view, and this is what I was saying to the team, we still have a lot of white spots that we need to change, and we need to cover those spots. What makes us very proud is since 2017, the change of the strategy, we invested into 25 companies. We have five unicorns in our portfolio. We had two IPOs and two direct exits. So if you look at time frame, within 3 years, we've come a long way with the IPOs, with the exits, and also with those companies that we've invested in. Can if we go to the next slide? And when I'm speaking about IPOs, so two IPOs, American Well and Lemonade. American Well IPO'd on 17th of September. We raised 922 million in primary capital, and it was the second largest health technology IPO of all time. Lemonade is an insurance company, a digital insurtech offering home insurance in the US and now also coming over to Europe. They IPO'd on 3rd of July, also a very successful IPO with 40 times oversubscribed. And what this led to is in this time period that we've invested and really managed to IPO these companies is that we've built up in a market a reputation of, you know, Allianz is capable of doing the following: entering a new segment, being very successful in the segment, so we should go to Allianz. And what happens now is that we can also participate in IPO transactions, and we received 2 weeks ago the mandate from the board that we can also invest into IPOs. So basically, if you look at the Allianz X history, 2017 changed the strategy from early stage to late stage growth stage, received the mandate to acquire companies, and now we can also do capital market strategies or investments. So we've come a long way. And why was that the reason why we've come a long way? If we go to the next slide, this is what I was referring to, that we are the connecting link. If you look at the companies that we've invested into and the partners that we've brought into the game out of the Allianz universe. And here you can see that we start with one partner, but also bring in other parties or Allianz entities to scale the business. And as of today, with our investments, there is nearly no investment that doesn't cooperate or collaborate with one of the Allianz entities. So I do hope that at one point, with those candidates that have won, that we will get into touch, that we can present you to the Allianz entities, and that we can develop a roadmap to say, okay, where do we start with your solution and how do we scale it? And it would be my honor and my pleasure
if we can be the party to accompany you on that route. So that's it from my side. Thank you very much. Azim Bey, ağzınıza sağlık. Şu an Türkçe devam edelim isterseniz. Ne dersiniz? Tabii. Süper. Ben dediğim gibi yani Allianz X'i takip ediyoruz. Çünkü Lemonade de dünyada çok büyük sükse yaratan girişimlerden bir tanesiydi. Onun yatırımcılarından bir tanesi olduğunuz ve borsaya açıldı. Ben biraz şeyden bahsedeceğim. Şu an bu programdaki girişimcilerin bir kısmı erken aşamadaki girişimler. Bu girişimleri daha sonra inşallah şu an yaptıkları Allianz POC'leri iyi bir şekilde çalışırsa, zaten sizin de stratejiniz o ya, konu sadece Allianz'ın müşteri yapmak değil, Allianz'ın ekosisteminin bir parçası olmak. Çünkü dünyadaki en değerli şirketlerden bir tanesi ve herhangi bir şirkete farklı alanlarda yardımcı olabiliyor. Girişimlerin sonraki aşamalarda sizce en büyük geliştirmesi gereken yer neresi oluyor? Çünkü en başta daha çok problem, müşteri problemlerinden bahsediyoruz. Sonra girişimlerde neler görüyorsunuz? Başarılı girişimlerin seri B ve sonra süreçlerinde. Kaan, şu şekilde söyleyeyim. Daha demin duyduğum gibiyle çok ürün üzerine konuştunuz. Bence yani ürün şu şekilde çok önemli. Ürünle hangi problemi çözüyorsunuz? Bazen bizim gördüğümüz şirketlere çok teknolojiye ağırlık veriyorlar. Ama yani şunu yapmayın. Yani nasıl söyleyeyim? Teknolojiyi geliştirip sonra yani çözülecek sorunu aramak. Yani önce bir sorun olsun, o sorunu çözün. İkincisi yani büyürken şeyi de hiçbir zaman unutmamak lazım. Path to profitability. Yani tabii ki ne biliyorsunuz yani scale, engage, monetize. Ve yani scale ve engage tarafında how to monetize'ı hiçbir zaman yani gözünüzden çıkartmayın ve ona her zaman yani ağırlık verin. Çünkü tabii ki de şirketlere girerken kazanç yapıyorlar. Yani hiçbir sorun değil. Onların zamanı lazım. Ama yani o kazanç monetize hangi şekilde olacak, nasıl olacak? Onu her zaman yani planda olması lazım. Sadece we will scale now. Ondan sonra bakarız yani. Ondan sonra hani nasıl, Allah kerimdir, bakarız parayı nasıl kazanacağız. Yani o biraz zor. Yani ondan benim tavsiyem her zaman sorun, çözülen sorun ne? Yani ona çok fokus olmak lazım ve teknolojiyi ona göre geliştirmek lazım. Ve ikincisi path to profitability. Yani her zaman o herkesin yani şeyinde olması lazım. How do I make money? Bu galiba bizde 2010'larda American way of doing business gibiydi. Yani onlar hızlı paraları koyup şu an monetize etmek zorunda değiliz gibi bir bakış açısı vardı ki. Yani bunlar Amazon'lara vesairelere sebep oldu yani o stratejiyle birlikte. Şu an daha profitable'lar belki ama galiba dünyadaki bütün değişimlerle birlikte bu profitability, revenue yollarını önceden belirlemek gerekiyor her stage'de. O yüzden biraz daha bakmak lazım. Bülent Bey birisi bir şey sormuş. Sanırım cevabı buyurun. Bir şey daha söyleyebilirim. Ya, mesela Amazon'u neyi söyledin? Çok doğrusun. Yani onlar önce scale ama onlarda da yani şeye bakarsanız Amazon olsun, Google olsun, Facebook olsun ya. Tarihlerine bakarsanız yani nerede nasıl para kazanacağız? Yani scale, engage, also monetize. O monetize her zaman vardı. Yani nasıl yapacağız? Ve bence şu olacak ileride. Bu burn and learn bence biraz daha kısıtlanacak. Ondan yani tekrar tavsiyem her zaman how to monetize her zaman şeyde olması lazım. Ön süreçte. Evet. Bülent Bey şey sormuş, erken aşama konularda yatırım düşünüyor musunuz yoksa Allianz X hep geç aşama bir fon olarak mı kalacak diye sormuş. Sanırım cevabınız geç. Çok iyi bir soru. Daha demin şey söylemiştim yani neden biz late stage growth stage'e geçtik. Kısaca bir corporate'lerin yani büyük şirketlerin nasıl düşündüğünü anlatayım. Genelde yani erken aşamadaki şirketlere yatırım yaparsınız corporate olarak ve onu şimdi yani Avrupa'da çok iyi yani Amerika biraz onlarda kültür biraz daha değişik. Gördüğümüz şu bir şey yani sayı oyunu oynamanız lazım. Yani 100 tane şirkete yatırım yapacaksınız ondan sonra yani iyi yürürse 5 tanesi güzel yürüyecek. Sorun lakin şu yani board'a gittiğinizde yatırım yaptıktan sonra ve çok doğal bir gelişme yani board'a aslında ilk yıllardaki cevabınız I made write-offs. Ve yani büyük şirketlerde board bunu hiçbir zaman duymayı istemez.
ilk yıl söylersiniz, ikinci yıl söylersiniz. Ondan sonra dersiniz ama iki tane şirket var. Bence onlar yeni Google olacak ama ileride pie in the sky. Üçüncü yıl biraz yani böyle endişeye başladılar. Ondan sonra dördüncü yıl kapadılar. O yüzden bir şirketi dijital hayata alıştırmak için late stage'de başlayın. Öğrensinler, anlasınlar. Ondan sonra oradaki experience'leri erken aşamadaki şirketlere kopya yapabilirsiniz. Yani biraz mentality change. O yüzden Solmaz'la görüştüğümüzde biz dedik Solmaz'la. Solmaz, late stage'le başlayalım. Başarıyı gösterelim. Ondan sonra erken şirketlere geçebiliriz. Çünkü yani şirket alışmış olur. O yüzden yani cevabım kısacası benim görüşümde biz şu an şirketi yani kültürel olarak öyle değiştirebildik ki de artık erken şeydeki şirketlere de bakabiliriz ve bakacağız da 2021'den sonra yani 2021'in ortasında bakacağız. Bunu duymak bizi çok mutlu ediyor. Yani dediğinize çok katılıyoruz. Çünkü headquarters olarak bizim de asli görevimiz kurumlarla bir araya gelip onların aslında girişimlere yatırım yapabilmelerini sağlamak, müşteri olmalarını sağlamak ve onların open innovation ajandalarını desteklemek. Tıpkı bu programda yaptığımız gibi. Ama tam dediğiniz şey oluyor. Yani erken aşama dediğimiz şey, Türkiye'de bunlar da biraz farklı. Sonuçta baktığınız zaman erken aşama dediğinizde siz seri A'yı erken aşama diyorsunuz. Türkiye'de ciro yapmayan girişimler olduğu için erken aşama fikri olan seviye gibi geliyor. Ben diyorum ki yok, o hobi. Senin şu an bir en azından 10-15 bin dolar ciron varsa aylık, sen erken aşamalara geldin. Daha sonra da product market fit'i göreceğiz ki hani bir senelik ciron 1 milyon dolarlara gelsin ki sen bu tarz paralar raise edebiliyor ol. Bence ama Türkiye'de de bu bakış açısı değişiyor. Şu an çok görüyoruz. Hani ne Türkiye içindeki pazarı sadece tek pazar gibi görüyorlar. Daha fazla ciro üzerine odaklanıyorlar ve bu da aslında başarı getiriyor. Çünkü sizin de dediğiniz gibi biz teknoloji üretmek için burada değiliz, problem çözmek için buradayız. Problem çözdüğümüzü nasıl anlıyoruz? Eğer şirket ciro yapıyorsa belli ki doğru bir şeyler yapıyoruz ve insanlar bunu yapmak için para veriyor. Ben zaten son olarak da size şey sormak istiyorum. N26'de sizin portfolyonuzda bir dijital banka. Challenger Bank diyebiliriz herhalde ona. Şimdi siz şey dediniz ya, biz yakın aşamada Allianz'ın stratejik olarak gördüğü alanlarda yatırım yapıyoruz dediniz. Allianz X olarak. Şu an sizin gördüğünüz alanlarda neler var? Yani bir insurance şirketinin bakış açısıyla sizin ekosisteminizin etrafında neler olacak yakın zamanda? Güzel bir soru Kaan. Tabii ki de yani sigorta, asset management, yani insurtech, fintech, o tarafa bakacağız. Covid'den dolayı gördüğümüz, orada da bizim bir şirketimiz var portföyü. Yani orada da erken başladık. Telehealth, yani sağlık tarafı. Orada American Well'de yatırımımız var. İndonezya'da Helodoc'da yatırımımız var. Yani benim gördüğüm gelişen alanlar, Allianz gibi sigorta şirketi için halen insurtech, fintech, bence orası halen tam gelişmedi. Ve disruption için, yani bankalara bakarsak, sigortalara da bakarsak, halen büyük potansiyel var ve yani çok oluşan ve gelişen şeyler de var o yönde. Ve sağlık. Yani bence sağlıkta çok büyük değişiklikler olacak. Sadece telehealth tarafından değil. Bence yani sağlık primi, sağlık sigortası nasıl yapılacak? Prevention nasıl olacak? Yani bu telehealth'den dolayı mesela nasıl söyleyeyim? Bu Apple Watch'la neyi gözleyebileceğim? Nasıl prevention yapabilirim? Bazı şeyleri yani telefon üzerine çözebilir miyim? Mesela şimdi bir misal vereyim. Amerika'da bir şirkete bakıyoruz. Subscription model, kartuş gönderiyorlar, telefona takıyorsunuz, içine şey yaptınız mıydı, inhale yaptınız mıydı, şeyden yani ne gibi hastalık olabilir çıkarıyor, onunla sizi direkt doktorla şey yapıyor, yani appointment, görüşmeler. Yani bence early treatment through digital solutions, bence o da gelecek. Katılıyorum. Şeyle birlikte de zaten yani bu sensörlerin gelişmesiyle birlikte evde yapılabilecek şeylerin kapasitesi çok fazla artıyor. Yani insanlar evde belki de hastalıkların çözümlerinin ilk adımlarını yapmaya başlayacaklar gibi duruyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Umarım herkes için faydalı olmuştur. Ben açıkçası şahsen çok eğlendim. Çok mutlu oldum. Dediğim gibi inşallah yakında da daha fazla Türk şirketini portfolyonuzda görürüz. Hani bunun için sadece sizin değil, Türk girişimlerinin de daha fazla çalışması lazım. Umarım başka yerlerde seneye şey diye anlatırsınız. Şu Türk şirketinin IPO'sundan önce de yatırım yaptık diye. Umarım. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyebilirsiniz. Yoksa ağzınıza sağlık. Yok, çok teşekkürler tekrar davet ettiğiniz için. Yani dediğim gibi 2021'den bence 2021 ortasından itibaren biz erken şeydeki şirketlere de bakacağız. Ve
Türkiye'de de yani bir şey yapmayı biz de çok isteriz. Ben de çok isterim. Yani güzel imkanlar çıkarsa lütfen her zaman beni arayın. Süper. Süper. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere Nazım Bey. Görüşmek üzere. Bay bay.